inanılmaz boyutlarla bağlantılı ve her şey olabilme potansiyelinde çok enteresan varlıklar. Ya, i̇nsan çok katmanlı bir varlık. Hani Mustafa Merter'in dediği gibi 900 katlı e, kalıplara Bu yani beden elbisesinden çıktığında insan nasıl bir şey? Ay, Herkesin ay yapabileceği bir şey mi? Herkese olabilir. Ama derinine indiğinde Allahu ekber. Ya bu nasıl hayret edici yani beden, fizik beden, eterik beden, astral filan. Yani ruha kadar artık belli bir eşeğe geldik, belli bir evreye geldik. Son dönemde. Olduğumuzun işaretlerini nerelerden oluyorsunuz? Dünya da kendi son dönemini yaşıyor. Çünkü o da hastalandı. Bir sünneti seniye ittiba, beş şehit sevabı demek şu demektir. Ölürken dikkatli ol derken, insan ölüm anını kolaylaştırabilir mi? Öldüğümüzde de bir rüyanın içine giriyoruz. Şu anda da bir rüyanın içindeyiz. Ölüm hayatın bir devamı, bir geçişi, bir açı kayması. Yani rüya aleminde hangi bedeni kullanıyorsak, hangi bilinci kullanıyorsak bunun içine gireceğiz. Fakat insan programlanabilir bir makinedir. Ya bunu ilahi olan programlayacak. Efendim merhabalar. Ferda Yıldırım YouTube kanalında sizlerle buluşturacağım çok kıymetli bir isim var. Çok uzun zamandır aradığım, sözleştiğimiz ama bir türlü gerçekleştiremediğimiz o söyleşiyle karşınızdayız. Kadim Bilgelik Okulu kurucusu Kubilay Aktaş bizimle. Kubilay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sizi gördüğüme gerçekten çok mutluyum. Hep sözleştik. E, hep telefonlaştık. Evet, evet. Şöyle olsun, böyle olsun dedik. Kısmet bu güneymiş. Hayat da böyle bir şey değil mi? Nasip, öyle, kısmet. Öyle. Yani biz... vakti gelince. Bir de bazı şeyleri biz sadece tohumlarını atıyoruz. <laughs> o kendi içinde oluyor, tevekkül. Yani sabır. Kendi doğru zamanını bekliyor desek doğru bir ifade olur mu? Her şey kemalata doğru gidiyor. En uygun hmm. zamanda her şey. Yani Tolum vakti gelince çatlar. Her şeyin yani işte bize düşen belki sadece alt zemini oluşturmak niyet, niyet, niyet. Yani tarlaya atıyoruz. işte kulum beni nasıl bilirse öyle muamele ederim. Yani şu anımız geleceğimizi belirliyor ama ne zaman olacak? İşte orada da e, herhalde ki birazcık bize düşen sabır, gözlemlemek, e, ona çok fazla yüklenmemek ama yani o atıldı tamam. E, onun süreci var. Vazifeyi yap netice ilahiye karışma. Vakitsiz gül açmaz dediğimiz Eyvallah. bu olsa Eyvallah. gerek. Eyvallah. Hoş geldiniz Hoş tekrar. iman İman ve inkarı buram buram hissettiğimiz çağ. Evet ahir zaman net ayrışma dönemi. Hücrelerde de yapıyorlar ya. Belli bir olgunluğa geldikten sonra her şey ayrışıyor. Kendi mecrana dönüyor. Ne yaptıysa artık. Yani programını nasıl yaptı? İnsan dediğimiz varlık çünkü esfeli isafilinden alay illiğine kadar bir olasılık. Ola da bilir, olmaya da bilir. Yani imtihan zaten bu. Hayvan için böyle bir şey söz konusu değil. Şeytan için, melek için böyle bir şey. Duygular için de böyle bir şey söz konusu değil. Öfke hep vardır. Ama o öfkeyi nasıl kullanacağız? Yani insan bilinç varlığı, imtihan varlığı, seçim varlığı, meyil varlığı. Neye meyil ederse onu gerçekleştiriyor veya o oluyor. Gerçekleştiriyor derken insan sadece seçiyor, Allah yaratıyor. Doğru. Dolayısıyla ibremiz bizim e, aslında yaratımımız gibi oluyor. Yaratıcı değiliz. Seçtiğimiz anda yaratılıyor. İnsan olmak zaten bu demek. Bu dönemde bilgiler çok hızlı olduğu için artık belli bir eşeğe geldik, belli bir evreye geldik. Aslında bu evre, bu eşek her dönemde var. Ama bu dönemde artık çok daha bariz görülecek bir düzeye geldi. Son dönemde olduğumuzun işaretlerini nerelerden alıyorsunuz? Yani şöyle diyebiliriz son dönem. Derken bütün peygamberlerin aslında peygamber aleyhisselamın gelmesiyle zaten son döneme girmiş oluyoruz. Neden? Çünkü artık e, hak geldi batıl zail oldu. E, batılın zail olma süreci hakkın tanınma süreci. Yani Batılın zail olduğu bir sürece hakkın tanınıyor olduğu bir sürece doğru girdiğimiz şuradan belli e, Hani Allah nurunu tamamlayacaktır. Evet, evet. E, biz bir şeyin farkına varacağız demektir. Ve varmaya da başladık. Neyin farkına varmaya başladık? Bu dağınıklığın ve şirkin fıtratımıza uygun olmadığını, fıtratımızın bambaşka bir şey için yaratıldığını idrak etmeye e, görüyoruz. Bunu bilimde görüyoruz, düzende görüyoruz yani. Düzende Hı. görüyoruz, varlığın amacında görüyoruz. E, bir yüzleşme yaşıyoruz aslında. Hani siz de kendi döneminizin son noktalarını yaşamıyor musunuz? Herkes karar vermedi mi belli konularda? İman ehli imanda karar verdi, inkar ehli de inkarda karar verdi. İşte bu son noktadır son dönemdir. Aslında her insan kendi son dönemini yaşar, ama dünya da kendi son dönemini yaşıyor. Çünkü o da hastalandı. Yani onda da bir sürü patlamalar, çatlamalar var. Ee, i̇şte bunu fark edebilmek, görebilmek zaten önemli olan. Dediğim gibi ahir zaman peygamberinin gelmesiyle zaten bunun içine girdik. Her insan kendi son dönemini yaşar ve bu kararla alakalıdır. Ee, İnsanı ne kurtaracak ki? İnsan nedir? Varlığı nedir? Fıtratı nedir? İşte az önce söylediğiniz Olmak iman ya da olabilmek iman, demiştiniz. İman inkar meselesi <laughs> var ya, cennet cehennem <laughs> meselesi var. Aslında bütün olayların temelinde bu var. Yani proton, elektron artı eksi kadın, erkek, cennet, cehennem, gece gündüz. Ee, her şey zıtlığıyla mevcut. Her şey ee, ve insan bunlar arasında seçim yapabilen, farkına varan, bilinç sahibi bir varlık. Yani insan dediğimiz vakit işte bir ara formdan bahsediyoruz. Bir berzah varlığından bahsediyoruz. Ara noktada doğayla ilahi olan arasında, nefisle ruh arasında, bedenle ruh arasındaki bir olasılık. Ee, bir, bir ara bu, form çok evet, ilginç. Bu olabilir olmaya da bilir. Yani bu bir e, deney. Aslında biz burada bir deneyin içerisindeyiz. Yani belki de ilahi olanın, kendisiyle ilgili bir sorunu değil haşa. Yaratımın modeli bu. Bakalım ne yapacak meselesi. Aslında olasılıklar içerisinde neyi seçecek? Ve bu seçtiği yeni evrenler oluşturuyor. Cehennem oluşturuluyor. Cennet oluşturuluyor. Ama mesele sen neredesin? Cehennemde misin, cennette misin? Yani her an her şey olabilir sonsuz olasılıklarda. Ama senin seçimin ne? Meylin ne? Yönelimin ne? İşte bu intisabı, iman zaten bir intisap demektir, bağlantı demektir. Yani referans noktan neresi? Bu olasılıklar içerisinde hani diyor ya... Nerede duruyorsun? Mesela, yani referansın neyi? Allah'ım elli yol gösterme, bir yol göster. Veya elli yolu gördüysen bütün yolların birlendiği veya bütün yolun aslında tek bir bilince çıktığı, yani küfür içinde imanı buldum diyor ya, yani her e, yolun içerisinde tevhide dair bir bilinç var ve tevhid yolu var. İşte e, insan burada eğer ki bu basireti ve feraseti, bu farkındalığı, bu kararı e, ilmiyle, iradesiyle ve ameliyle e, inşa edebilirse o noktada dengeyi sağlıyor. Aksi takdirde işte ben kimim, nereden geldim, bunlara cevap bulamadığı gibi bunları da yok sayıyor ve tamamıyla başka enerjilerin tesiratı altında oluyor. Bunlar da var. Yani şeytanı da yaratan Allah, cehennemi de yaratan Allah derken bunlar sistem içerisinde var demektir. Yani Allah sadece cennet veya sadece bir yerde değil, bütün olarak yani bataklık da vardır, lotus da vardır. Bataklık boşuna değildir. Zülcelal ve ikram. Celal içinde ikramlar vardır. Zahmet içinde rahmetler vardır. İnsan bunun balansını yapan, dengesini yapan, şu kafamı kurcalayan bir soru hmm. var. Ee, yayın öncesi sohbetimize konuştuk da hmm. ya bunu size yayında sormayacağım. Hani bazen insan kendi beynini de yakan sorularla karşı hmm. karşıya yakalıyor ya. Şimdi Peygamber Efendimiz'in dönemine baktığımızda sahabelerin önünde e, evet, rol evet, model evet, evet. peygamberimiz var. Ve o dönemin, o konjonktürün şartlarıyla şu anın şartları aynı değil. Biz pek çok uyaranla karşı karşıyayız. Hmm. Birinden kaçsak diğerine hmm. e, yakalanma, diğer yani. çukura yuvarlanabilme ihtimali olan varlıklarız. Yani sanki bu çağın insanların cenneti kazanmak için daha fazla çaba göstermesi gerekiyormuş gibi hissediyorum. E, bir yanılgıya düşmek istemem. Yani konjon türlere göre bir değerlendirme söz konusu olacak mı Kubilay Bey? E tabii. Peygamber Doğru Ali's. mu sordum ondan Tabii. bile emin değilim. Yani şimdi asr-ı saadet dediğimiz evet. dönem aslında sistemin mükemmel olduğu tam kemalatta göründüğü <laughs> bir model. Ve sizler benim arkadaşlarımsınız diyor. Fakat evet. ahir zamandakiler benim kardeşlerimdir. Hani kardeşlerindir çünkü zorluk ne kadar artarsa yani şartlar çok zor ve yaptığınız küçücük bir iyilik. Mesela ahir zamanda bir sünnet-i seniye ittiba beş şehit sevabı demek şu demektir. Yani bu kadar zorluk içerisinde bir atak bir tane sağlam hücre bütün her şeyi değiştirebiliyor. O açıdan yani aslında zararda gibi görünüyoruz ama bir açıdan da kardayız. Bize en uygun olan zamandayız. Yani bunları birbirine kıyaslamamak lazım. Çünkü o zamanda olsak iman edip inkar edeceğimiz de meçhul. Bizim için en uygun bu olduğu için belki de buradayız. Şartlar bu olduğu için hani annemiz babamız, doğduğumuz şehir, yaşadığımız olaylar. Ama bunda bizim bir payımız var mı? Var tabii ki. Çünkü Allah'a besiş iş yapmasın biz seçimlerimize göre şey yapıyoruz. Bu, bu işte. asırda doğmamız bizim için bir avantaj bize uygun olduğu için. O asırda doğmuş olsaydık o bizim için avantaj olurdu bize uygun olduğu için. Yani Allah hikmetsiz iş yapmıyor. Doğru. Onun için bunun kıyaslamasında ve sorgusundan daha ziyade mevcut durumda hep imtihanlar aynı. Sahabi de bu şeyleri yaşamış yani birçok belki bizden daha zor şeyler yaşamış. Yani savaşlara girmiş bir sürü ee, bir kere kabul edilme savaşı verdiler. Tabii, e, <laughs> Şu an bizim öyle bir dertimiz yok. Aynen biz işte hani koç açılımı yapıyor. İlk kapıyı açıyor. Balıkla bu demleniyor. Ee, balık devri dediğimiz zaman zodyaktaki döngü. Hani o e, noktada kardayız diye düşünüyorum yani. Hmm, yani kardayız diye düşünüyorum. Devrin şanslılarındansınız diyor. Tabii, tabii. Her, 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 yani hep hikmeti var ölürken dikkatli ol derken imanı kastediyorlar. İmanlısın, öl. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Dikkatli olmak yaşarken dikkatli olmak, niçin var olduğunun farkında olmak, bu mülkün sahibinin kim olduğunu bilmek yani hayret etmekle oluyor bu da tabii ki. Hayret edip e, gafletten şey yapmakla oluyor. Eğer insan e, kim olduğunu nerede olduğunu, niçin olduğunu, nereden geldiğini, bu varlığın amacını bilirse her anını tevhide bağlamış oluyor. Yani pusulası var, ibresi var. Tevhidi kıble etmek. Muhittin Arabi'nin söylediği bir şey diyor ki, tevhide bağlanmayan bilgi bilgi demeye bile layık değildir. Yani kafada o kadar çok portal var ki ve bütün şeyler açık ama bunun bir amacı ne? Nihayeti ne? İşte insan bu nihayeti bilen. Aslında çok basit. Çok basit. İman, inkar gibi. Eğer e, bütün her şeyi siz tevhide bağlarsanız çözüm çok net. Ama tevhidi bilmezseniz o zaman olaylar içerisinde ne yapıyoruz? Boğuluyoruz. Yani bu ne demek? Tevhid ne demektir? Bir filmin ana temasını yakalamak demektir. Filmin ana temasını anladığın zaman kareleri dair anlık sorular sormazsın. Bilirsin. İşte bu varlığın tevhidi nedir? Bu varlığın amacı nedir? Ben kimim? Nereden geldim? Yani bir damla su şu hale geliyorsa bu hayret edilecek bir şey değil mi? Bence doların yükselmesinden daha hayret edici bir şey. <laughs> yani koronadan daha Doğru. hayret verici bir şey. Duyabilmem, Doğru. konuşabilmem, Doğru. görebilmem. Doğru. Hani rüya görebilmem. Böyle bir şeyin içerisindeyiz. İşte bakmaz mısınız, görmez misiniz? Atletmek Akletmez mısınız? misiniz? Yani akıl için verilmiş bize de? Tevhid için verilmiş. Yani perdenin arkasını görmek için verilmiş. Sebeplerin arkasında bir müsebbibi görmek için verilmiş. Nereden geldi akla çıkmak için. Nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusunun Kubilay Aktaş'taki yanıtı ne? Ondan geldik, ona gidiyoruz. Demek şu demek, şu anki mevcut durumda tevhid üzere gidersen böyle bir soru zaman ve mekana ait olarak sormazsın, bilirsin. Ama bildiremezsin. Kalbi bir şeydir, imani bir şeydir. Yani siz sevgiyi bilirsiniz ama Hı -hı. gösterebilir misiniz? ...belli şeylerle gösterirsiniz. Hı -hı. O bir şey değildir. Yani zahir batın dengesi Elle noktasında. tutamazsınız. Aynen. Zahir batın dengesinde. O açıdan yani... ...şuradan geldik, şuraya gidiyoruz şeklinde değil. An içerisinde... ...eğer onu yaşarsak... ...biliriz, hissederiz... ...bildirir, onun seni ...verir, onun... Iı, ...tatminiyetini verir. Kalpler... ...ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yoksa bu sorulara verdiğiniz... ...hiçbir cevap kimseyi tatmin etmez. Ancak iman edenler bunu bilebilir. Yani, i̇man edenler yaşar. İman eden hani damdan düşen gelsin. <laughs> evet, bir tanesi diyor ki ya diyor bu müziği çok abartıyorsunuz diyor. Müzikte notalar vardır, sesler kulağa gelir falan filan. Bilimsel bir bakış. Ama maneviyat bakışı şu. Yani evet notalar var, sesler var ama ben burada acayip şeyler hissediyorum. Evet çiçeğin fotosentezi var, içinde moleküller var. İnsan hücrelerden oluşmuş, kandan oluşmuş ama bu hayret verici bir şey demek maneviyata bizi götürüyor. İşin sanatı orada. Onun için Peygamber Aleyhisselam diyor Allah'ım hayretimi arttır. Yani bu cümlenin sebebi hikmeti bu mu? Yani Allah'ım işte, hayretimi arttır doğru. Yani o çünkü sizi latifleştiriyor. O sizi senfoninin içerisine sokup zevk almanızı sağlıyor. Ama işte orada bak la teline bastı. Onu da öyle. Evet bunlar başlangıç olarak belki bunları bilmek zahir dünyada ama kalp dediğimiz, ruh dediğimiz hepsini kuşatan filmin ana temasını yakalayan o boyuta kıbleye yani, kabule, hepsinin total bütünselliğine e, bir yaklaşım sağlayabilirsek o zaman e, şirkten kurtulmuş oluruz ve bilmiş oluruz. E ne kadar bildirebiliriz? Bildiremeyiz. Bize düşen sadece tebliğdir. Kişiye sadece ortam hazırlarsın, kişi onun içine düşer, şey yapar. Yani şimdi yaşamış olduğun bir şeyi sen görmüşsün. Yani Peygamber Aleyhisselam yaşamış ve görmüş. Bunu değiştirebilir misiniz? Hayır, aslında öyle değil filan diye yaşamış yani içinde İman da böyledir. Bir insan içine düştüğü zaman o insan bilir. Ama imanı ortam hazırlamak lazım. İnsan ölüm anını kolaylaştırabilir mi? Ölüm yaşamın bir parçası. Evet. Dolayısıyla yaşamı nasılsa ölümü de öyle olacaktır. Evet. Ölümü kolaylaştırmanın tek yolu yine işte o olaylara bakış açımız. Yani. E, sıkışık bir tünelden geçerken tevekkül edebiliyorsan o zaman ölüme yavaş yavaş hazırlanıyorsun. Çünkü en sıkışık alan ölüm. Pratize aslında bütün yaşamımız bizim ölüme hazırlık olarak geçiyor. Yani nasıl yaşarsanız öyle Ama ölürsünüz. Biz o final sahnesini en korkutucu şey Çünkü hiç hazır Neyi? değiliz. Çünkü hiç hazır değiliz. Hiç düşünmedik. Mesela ben her gece yatağıma yatarken Rabıtay-ı Mevt ölüm. Öldüm. Yani mezardayım. Derken mezar şu anlamda değil. iç dünyamdayım. İç dünyamdayım tek başıma ve dış dünya yok. Ve burada neye tutunacağım ben? Yani ne İnsan var? öldüğünü bilir mi? İnsan öldüğünün farkına varır tabii ki. Tabii ki bildirir, ee, bilir. Az çok nereye gideceğiyle ilgili fikir sahibi Bilgileri gibi, de vardır, olur mu? Bilgisi tabii, vardır. Yani Şeyderler yani. Cenazelerde çok dikkatli olun. Ee, kendi cenazesini seyreder. Ruh derler. Ee, bazen böyle öyle bilgiler alıyoruz ki ölüm bile ölmek değil aslında. Bilmiyorum bunlara katılıyor musunuz ya da böyle son nefesini veren birine talıklık ettiniz mi? Ya Bunlar tabii e, hakikaten tecrübe edilmesi gereken kısmi olarak bir de çıkarım yapmak lazım. Rüya mesela. Hmm. Yani Rüya görüyorum. Evet. Öldüğümüzde de bir rüyanın içine giriyoruz. Şu anda da bir rüyanın içindeyiz. Derken şu demektir. Hakikat bize hep alemler üzerinden, yansımaları üzerinden geliyor. Ölüm bu açıdan bir... Açı kayması, bir alemden bir aleme geçiş, kişi bunun farkına varır evet. ve bu alemde nasıl yaşamışsan o alemde de öyle geçiş yapacaksın. Yani Z raporu gibi düşün ama bu Z raporunda kalmıyorsun, burası tekrardan açılmaya başlıyor. Total yaşamın doğacağın alemi, doğacağın alem de yeni doğacağın alemleri gösteriyor, hayat hep devam ediyor. Ölüm hayatın bir devamı, bir geçişi, bir açı kayması. Hayat bitmiyor. Hayat bitmiyor. Ölüm sadece bir kapıdan işte bir boyuttan diğer bir boyuta geçiş. Daha latif bir bedene geçiş. Yani fizik bedenden. Şu fizik beden aynen. gidecek ama başka bir beden elbisesi beden, yine olacak eterik mı? Ve astral beden dediğimiz, latif beden dediğimiz, glaf beden dediğimiz. Yani rüya aleminde hangi bedeni kullanıyorsak, hangi bilinci kullanıyorsak onun içine gireceğiz. Fakat o bilinç de maddeleşecek rüyada kalmayacağız. Yani i̇bn Sina'nın dediği gibi şey işte ruhsal bir şey değil sadece. Ayrıca bedensel bir şey de. Yani zahir ve batın birbirinden ayrılmıyor. Dolayısıyla rüyanın içerisinde sürekli kalsanız o sizin gerçekliğiniz olur ve onu çok yoğun hissetmeye başlarsınız. Bebekken ilk doğduğumuzda biz farkında mıydık? Rüya gibi bir alemdi. Daha sonra somutlaşmaya, daha sonra netleşmeye <laughs> başladı. Belki <laughs> ölüm anında da böyle bir soyutu. Daha sonra sürecinde bir netleşme veya direkt netleşme. Bilemiyoruz. Ha. Ama şunu biliyoruz ki ölümden sonra bir hayat var. Çünkü rüya var. Çünkü İnsan çok katmanlı bir varlık. Hani Mustafa Mertel'in dediği gibi 900 katlı. Ve her katta, her menzilde kendine ait hikayeler, programlar, açılımlar, yorumlar, tanımlar ve yol açmalar. Söz konusu biz Allah'ın kalemi gibiyiz. Ve bu kalemle ne niyet edersek onu yazıyoruz ve yazdığımız Allah'ın bir alemi oluyor. Cehennemi de yazabilir, niyet edebiliriz. Allah onu da yaratır. Cenneti de niyet edebiliriz. Allah onu yaratır. Ee, ama bize rahmetiyle bir şey söylemiş. Yani benim bataklığım da var, lotusum da var. Tercihin ne? Diye soruyor bize. Buradaki işte emaneti dağlara, taşlara ona verdik. İnsan yani seçim İnsan yaratım, kabul etti. Kabul etti. İnsan Bilinçli bir kabul bu değil mi? Potansiyel olarak <laughs> böyleyiz. Potansiyel olarak bunu fark edebilecek bir bilinçteyiz. Akıl varlığıyız. İşte bunu kabul etmiş oluyoruz. Hı hı. Aklı, akıl varlığı olmakla birlikte zaten bunu otomatik kabul etmiş oluyoruz. Hayır ben geçmişte kabul etmiştim de şimdi insan olduğum değil. Akıl varlığı olduğu için kabul ettim. Yani bunu geçmiş ve gelecek olarak değil. Şimdinin bilincinde bu böyledir. Bunun dışı yoktur. Ve bu şimdinin bilincindeki bu ıı, ıı, uyanılmanın ölmeden önce ölmenin içine girersek zaten doğmamıştın ki ölesin. Yani ne demek istediğimi Var mısın ki yok olmaktan Var, korkuyorsun he, bu gibi. Bu olmuş oluyor. Artık bu tür soruların ve sorguların kalmıyor. Sen sadece tefekkür eden, zevk eden, hayret eden ve şükreden ve rabıtayı Allah'la kuran yani ne işte dışarıdaki varlık, ne de içerideki varlık en iç varlık tevhid. O zaman dışarıyı da içeriği de o dengeliyor. Yani dış varlık iç varlığa bağlı. iç varlık da dış varlığa bağlı. Ama en iç varlık yani zahir ve batın arasındaki o tevhidi denge, celal ve cemal arasındaki o tevhidi denge, gez göz arpacık gibi. E bu zaten e, insan olabilmenin ihtinas sıratel müstakimi. Yani insan olabilmek ihtinas sıratel müstakimi. Her zaman namazda söylemiş olduğumuz şey. Kıldan ince kılıçtan keskin bir nokta. Yani işte saç binlerce baş binlerce kılı kaldırıyor ama göze bir şey geldiğinde işte aklı da Allah'a mı vereceğiz? Yani aklı, aklı meaş dediğimiz dünyevi akıl dağılma şirk mi? Yoksa bunu bir hedefe, aklı meaş, bir kıbleye, ondan sonra onun sükûnu, ondan sonra onun parlaması ve ondan sonra onun alıcı olması, fark etmesi ve ondan sonra işte varlığın her mertebesi mübarekmiş. 18 bin aleme rahmet Peygamber aleyhisselam. Yargılamıyor, yadırgamıyor, alıyor sadece dönüştürüyor. Çünkü bütün süreçleri biliyor ve bütün süreçlerinde birer işaret olduğunu biliyor. Nereye dönerseniz onun yüzü oradadır. Küfür içinde bile imana ait şeyler var yani. Bu zaman neden ahir zaman biliyor musunuz? Neden? neden? Az önceki sorunuzun. Çünkü inkar o kadar arttı ki iman da o kadar arttı farkında mısınız ateizm deizm inkar evet. yani bir kişi ama şeyde mutabık mıyız çok emin değilim bu kadar değil yani, yani imanın bu kadar arttığını aynı oranda arttığını tabii, düşünüyor tabii, musunuz tabii 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 tabii, tabii. yani tabii. sanki bu negatif tarafın daha Hayır Öyle mi? hiç yani şöyle ee, yani bunlar zaten birbirini dengeleyen şeyler evet. <laughs> fakat o kadar zahire yansıdı ki yani batında olan şeyler eğer zahire yansıdıysa Zahiri de doldurmaya başladıysa zahirin bir kapasitesi vardır. İşte onun kıyameti kopar. Dünya bu kadar şeyi kaldıramaz. Beden de bu kadarını kaldıramaz. Beyin de kaldıramaz. Yani beyninizi, aklınızı bir noktayı merkeze bağlamazsanız dağılırsınız. İşte onun ismi kıyamettir. Peki biz e, şimdi o dönemdeyiz dediniz de elbette gaybı Allah bilir. Çünkü neden? Yakın yaklaştığını, bütününe yaklaştığında... Ya dünya ve insan ne halde olacak? Ben bu soruya tatmin edici bir yanıt alamıyorum. Ya şöyle iç aleminde nasılsan aslında. Nasıl şimdi <laughs> yaklaştığının emarelerini görüyorsak, kendi aramızda sohbetlerde bile gerçekten ahir zamanda olduğumuzu böyle iliklerimizde hissediyorsak, bütünüyle yaklaştığında da bugün olan bitenin beş katı daha fazla bir şeyler olacak belli ki. Yok olamaz. Nasıl? Bundan daha fazla olamaz. Sınıra e, mı geldik kaldıra, diyorsunuz? Geldi. Ne diyorsunuz? Yani ben ben öyle şey ha, yapıyorum. Benim yorumum Çünkü, bu neden? Diyor. Çünkü neden? Çünkü şundan dolayı yani bir çiçek, bir ağaç, bir deniz, bir doğa, masumiyet o masumiyetin içerisine siz ne kadar zehir zerk ederseniz ne kadar kaldırabilir ki? Bağışıklık sistemi imandır. Bağışıklık sistemi düştüğünde en küçük şeyden dağılırsınız ve iman düşmüşse insanda o insan dağılır. Ve dağılan insanın kendi iç kıyameti kopup için dünyanın da kıyameti kopar. Çünkü insan dünyayla bağlantılıdır. Ama ama şunu söyleyeyim. Dünya dünya buradan kurtulur. Çünkü dünyanın Rabbi var. Ama insanın Rabbi yoksa Rabbi'ni bilmiyorsa insan cehenneme düşer. Doğru. İman da bağışıklık sistemi gibi. Aynen. Bağışıklık sistemi çöktüğünde insan nasıl tüm Aynen. hastalıkları açık Aynen. 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 hale Aynen. geliyorsa Aynen. iman gittiğinde de insan paramparça evet. oluyor. İman. Gibi. Böyle tüylerimin hepsi Aynen. havada şu an. İman nedir? İman şudur. Bir çiçeğe bakarken ne güzel yaratılmış. Yani yaratılmış olduğu, güzelliği görmek. Yani manayı harfiyle bakmak. O çiçek bizim için, o ağaç, o insan, o şu bu, o bu. Sıradanlaştırırsak, derinine, tabii gaflet. mürfet. Ama derinine indiğinde Allahu Ekber. Ya bu nasıl hayret edici yani çok değişik. Yani şoktasın. Her an yüksek bir ihtizazat içerisindesin. Yani kuşları siz mi uçuruyorsunuz yoksa onları uçuran biz miyiz? Bir damla sudan şu hale gelmeni sen eğer ki sadece biyolojik olarak açıklıyor, onun arkasındaki temayı ve manayı göremiyorsan, müziği sadece ses olarak, nota olarak dinliyor, onun arkasındaki senfoniyi, aşkı, vecdi göremiyorsan sen insan olamamışsın demektir. Duyuyorsun ama işitemiyorsun. Bakıyorsun ama göremiyorsun. Yani dilin sadece işin zahirinde. Ama din o zahirin ardındaki manada ve bu mana bir fantazi değil. Bu mana bu niyet bütün varlığı etkiliyor. Bütün varlıkla diyaloğunuzu etkiliyor. Aslan geliyor Hazreti Ömer'de duruyor mesela. Aslana bakışıyor, bir dakika diyor biz Muhammed ümmetiyiz diyor geçeceğiz diyor yani. Etki ediyor onu. Yani kendi içindeki aslanı durdurabildiği için dışarıdaki aslan da ona hürmet ediyor vakar. Yani insan olmanın şerefi. Bir tarafına o zaman aslanı alıyorsun, bir tarafına ceylanı alıyorsun. Karanlık aydınlık. Ebu Cehile de gidiyorsun tebliğe, Ebu Bekir'e de gidiyorsun tebliğ ediyorsun. Alemlere rahmet oluyorsun. Onun için yani küfrün olmasa kötü bir şey değil olması gerek. Çünkü iman var. Küfür olmazsa imtihan nasıl yani, olacak? Bataklık olmazsa ben nasıl olmaz. E, iyiler arasına katılacağım? imtihan olmazsa değil mi? Yani. Aynen. Ve iyilik de dereceli. Her şey zıddıyla mevcut Hı. demiştik aynen, bu alemde. Aynen. Ama şu beden elbisesinden çıkıp de bazı deneyimleriniz olduğunu bildiğim Hı. için soruyorum bu soruyu. Hı. Kubilay Aktaş bize bir anlatsın. Bu beden elbisesinden çıktığında insan nasıl bir şey? Çok kapsamlı <laughs> bir soru. Farkındayım. İç dünya ya düşersin. Birinci katman kendi bilinçaltı programların dosyaların yani eterik beden. Eterik beden fizik dünyada yapmış olduğun her şeyin yüklendiği bir. Bilinç hali bir bilinç durumu orada da bir hayat var. Yani biyolojinin kendine ait hayatı var, psikolojinin kendine ait hayatı var, sosyolojinin kendine ait hayatı var, sosyal hayatın kendine ait ve kozmozun, evrenin kendine ait hayatı var ve insan her alemde mevcut, her mertebede mevcut. Ve yadırgamıyorsun çıktığın zaman dışına, rüyaya girdiğin zaman hmm. rüyayı eleştirebiliyor musun? Yok, ya da tuhaf gelmiyor. Anne, sadece rüyayı dengelemeye çalışıyorsun. Dengelemeye çalışıyor Onun içinde de bir hayatım var. Dünyadaki gibi kararlar alıyorsun. Kaçıyorsun mesela ondan. Şu yapıyorsun. Çünkü ma bir mantığım var. Üzülüyorum, Hı. ağlıyorum orada. Da. Evet, ağlıyorsun. seviniyorum. Aynen. Sonra uyanıyorum, yorumlamaya çalışıyorum. Aynen. Bütün bunların hepsi dengelendikten sonra e, kişinin e, aslında bir sükuna ulaşması. Allah sekine demektir, evet. sükun demektir, tatminiyet demektir. Yani bilgiyi dışarıdan almak değil bilginin tecrübe edilmesi demektir. Tahkiki iman demektir. Yani yaşayan nokta demektir. Dolayısıyla insan hangi mertebesine girerse girsin orada bir hayat var ve o hayatı dengeledikten sonra nihayetinde geldiği nokta bir sekinedir, ruhtur, bir nefestir. Belki baktığı her şeyde güzelliği görebilmektir. Hani Allah'ın zatı güzeldir, Allah güzeldir, güzeli sever, işlerin güzel yapılmasını ister. Hani bu artık... İkna etmeye çalışmazsın karşıdakini. Görür ve bilir. Onu hissediyordur. Onu duyumsuyordur. Çünkü zihin sürekli böler. Yani şunu gibi düşünün. İşte ineğin rengi ne olsun? Yani emri yapmak yerine sürekli işte ineğin rengini sorar. Biliyorsunuz Musa kıssasında geçiyor o. Allah o tatminiyeti versin. O tatminiyetin yolunu da aslında söylemiş. Enerjiyi israf etmeyin demiş. Enerjiyi israf ederseniz. Ee, ve kısa devre yaparsanız bu sorularla bana ulaşamazsınız. Ha. Ha, anladım. Bu tamam. sorularla bana Ama ulaşamazsınız. Seni, yani son dönemde yani... bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Deneyim sahibi. Kesinlikle, kesinlikle. Biraz imtina ederek o yüzden sordum. Hani dedim ya bu beden elbisesinden çıkmayı deneyimlediğiniz için işte rüyalar yoluyla hmm. onu anlattı. Biraz daha açmak istiyorum İzleyicimizin olur, daha kafası olur, olur. E, netleşsin, berraklaşsın hmm. diye. Yani Son dönemde aman herkes astral seyahat yapıyor, hmm. ben çıktım diyor, şunu yaşadım. Herkes bir şeyler anlatıyor. Hem bilgi çağındayız ama bir o kadar da bilgi karmaşası çağındayız. Bu e, astral seyahat ya da adına evet, bilmiyorum evet, siz evet. ne diyorsanız. Bilincin bir hali. Bir Bilincin bir hali. Bir Herkesin hali. yapabileceği bir şey mi? Herkese... Olabilir. Herkese oluyor. Aslında kişiler belki farkında olmayabilir. Bu bir yapımız. Bir vites yani. Araba Hı. birinci viteste gidiyor. İkide gidiyor. Üçte gidiyor. Dörtte gidiyor. Her defasında. Ama hep bir boş vitese, Hı. boşluğa uğruyor. İşte bu boşluk sekine Kişi o boşluğu bilirse ne birinci viteste ne de ikinci viteste veya direksiyona hakim olursa iradesi. Dolayısıyla biz uyuduğumuzda nasıl düşüncelerin dünyasına giriyorsak ve orada bir dengeleme yapıyorsak aslında öldüğümüzde de vicdanen bu varlığımızın hardiskin içerisine giriyoruz. Orada bir vicdan muhasebesi ve dengeleme bu yapıyoruz. Bu seyahat e, gerçek, yani böyle bildiğimiz rüya gibi bir şey mi? Rüyadan biraz daha hissedilir ve derin Aa. ve daha bilinçli, açık, net. Ee, tabii orada. Da uyku çok, halinde yapılmış bir şey. Uyku değil. halinde, yani trans uyku hali, yarı uyku yarı uyanık, bilinç açık. Seher vakitlerinde daha çok olur. Yine bunu şöyle düşünebiliriz. Üzerinize çok manyetik alan enerji birikmiştir. Ee, çünkü fiziğin, metafiziği var. Bedenin, eterik bedeni var. Aslında astraller benim için kendi dünyamda o katmanın dengelenmesi gibi. Hı hı. Yani bir bağışıklık sistemi gibi. Hı hı. Oranın bağışıklığı da bu. Oranın bağışıklığı da arketiplerle kendini dengeliyor. Metaforlarla dengeliyor. Sembollerle dengeliyor kendisini. Ne? Fizik beden nasıl gıdalarla dengeliyorsa... Hı hı. Düşünce bedende kelimelerle dengeliyor. Aslında Nasıl biz kelime bir kelime peki O gidilen yer park mı herkes için aynı bir yer mi? Mekansal bir yerden daha ziyade bir bilincin yolculuğu. Yani bir duygunun içindesi hı hı. ve o duygunun tamamlanması veya fizikte bir sorun var, soru var. Mesela o sorunun cevabının verilmesi, o deneyimin yaşanması. Tabi mekan içi astral de yapabilirsiniz. Veya farklı ee, bilinç durumlarının hallerine de girebilirsiniz. Empati vardır çünkü <laughs> insanda. Yani bir aslanın ne hissettiğini, bir ağacın ne hissettiğini çünkü bütün o mükevvenat bizde toplanmış. Aslında biz bu varlığın meyvesiyiz ya. Hangi e, genete girersek bu ağaçta işte mesela Abdülkadir Geylani diyor ki Emmarede olan kişilerin rüyası şöyledir diyor. Mülhime'de olanın, Mutmainne'de olanın rüyaları gördükleri böyledir. İşte bilinç seviyenize göre bir astral dediğimiz boyuta orada da girersiniz. Orada da bir dengeleme Seviyelere yaparsınız. Göre, Seviyelere gördüğümüz göre gördüğümüz rüya da farklı. E, tabii ki. ki. Ee, Deneyimlerimiz e, de farklı. E, evet. E, Deneyimlerimiz de farklı. Bir astral seyahat söz konusuysa o da farklı evet. diyor. Ama bunları işte tevhide getirmek, bunların anlamını ve manasını... E özel, o zaman yoksa size çok göre bu deneyimi de yaşayan biri olarak ruhun hakikati ne? Ruhun hakikati bu işte. <laughs> ruh seyyah, ruh yolcu, ruh tecrübe ediyor, Bezgit. ruh deneyimliyor. Aynen ruh bir potansiye. Bu potansiyelini yüklersen ruh akıl ve nefis. Yani ruh sonsuz o her şeyi alabilecek, akıl ile onu e, bağlantıyı sağlıyoruz. Yani ruhun bir azası akıl, aklın bir azası nefsimiz. Aklınızı kullanmaz mısınız nefsiniz üzerinde? Çünkü ruhunuza yazılım yapıyorsunuz. Ve siz ruh, akıl, nefis varlığı olarak ayrımsızsınız. Ayrımsızsınız. Ve burada belirleyici unsur sizin seçiminizdir. Ve ruhunuza yazıyorsunuz. Yani varlığınıza yazıyorsunuz. Özünüze yazıyorsunuz. Neyle yazıyorsunuz? Aklınız ölçeğinde nefsinize yaptırdığınız şeyler aracılığıyla ruhunuza yazıyorsunuz. Yani nefsimizin en üst mertebesi ruhken ruhumuzun en alt mertebesi nefsimiz oluyor. Aradaki noktada akıl oluyor. Yani nefis, akıl ve ruh birbirinden ayrı ve kopuk şeyler değil. Birbirinin oktavları gibi düşünün. Latifleşmesi gibi düşünün. Yani beden, fizik beden, eterik beden, astra filan. Yani ruha kadar. Ve ruh, rih, rüzgar, raiha, esinti anlamında işte ruhun akıl mertebesi ve ruhun en kemalde kendini gösterdiği nefsi safiye. Nefsi safiye kamil bir akıl olmuş oluyor. Sultani akıl olmuş oluyor. Ve ruhun en aşağı mertebesi beden. Ne diyor? Bedeniniz ruhunuzun görülen kısmıdır. Bedeninizin görülmeyen kısmı ise ruhunuzdur. Ve tanımsız bir sürü duygular var. Yansıtmadığımız bir sürü duygular var. Nereden geliyor bu? İşte sürekli üfleniyor. Ve e, varlık böyle devam ediyor. İlahi nefa, rahmani nefes. Yani Rahman, sonsuz bir yaratım. Şimdi yine bir konuğumuzun bir cümlesi aklıma evet. düştü. Nefes irade değil, ilahidir demişti. Evet, biraz perçinlenmiş evet, olduğunu söyledikleriyle evet. size anlattık. Yani şey yapabiliyor muyum? Ya, ama anlamaya yaklaş, çalışıyorum. Yok <laughs> <yani, biraz yaklaşıksan gülüyor> yok yo, yani ben e, çok netlikle anlıyorum izleyicimize de bunun geçtiğini <laughs> düşünüyorum. Aslında değil. Bir özet cümle kuracaksınız Hı. galiba. Ya aslında hangi alem mertebesinde olursan o ol, sen bir şuur varlığısın. Yani alemler dediğimiz şey güneşin renkleri gibidir. Şuur da güneştir. Sen bu alemde bilinçlisin ve seçimlerini bilinçli yapıyorsun. Öldüğünde de veya rüyada da başka bir aleme geçiyorsun ya, başka bir şuur haline geçiyorsun. Orada da bilinçli olabilir misin? Eğer bilinçliysen orada, demek ki burada da bilinçlisin. Eğer orada bilinçsizsen demek ki burada da bilinçsizsin. Nasıl orada, yaşarsanız oradan kes. Nasıl yaşarsanız yani, öyle ölürsünüz he, defalarca aynen. defalarca. Altı çizilisi bir cümle aynen. bu. Nasıl yaşarsanız aynen. öyle ölürsünüz. Yine bu yaptığınız o e, ruhani seyahatler diyeyim ben ona. Bilmiyorum adına tam siz ne diyorsunuz? teşekkür kapı çalma bu herkesin olduğu şey. Yani böyle bir bunu hani abartıp da işte böyle bir şey değil. Bu sadece... Gittim gördüm beynin, beyaz ışığı falan. Beynin, öyle bir şey değil bu anladığım beynin, kadarıyla. Beynin bir yapısı gözlemlemek. Yani beyinde 114 tane lob var diyelim. 114 tane sure var diyelim. Yani bütün sureler ve suretler orada yüklenmiş. Firavun da var, Musa da var, o da var, bu da var. Ama sen Fatiha suresi olursan eğer ki, Fatiha insan. Mekki sureler var, bir de Medine sureleri var. Celal var, Cemal var, karanlık var, aydınlık var. Fatiha suresi, işte her namaz, yani bütün alemleri rabıtaya sağlayan şey namazdır. Fatihasız namaz olmaz, şuursuz insan olmaz. Ve insan salat varlıdır. İki alim birbirine bağlar, Celal ve Cemal gibi. Hani Mekki bu ve Medine gibi. Öldüğü düşünülen kimi insanlar, Öldüğü zannedilir ve bir anda canlıdır. Hmm. Olabilir, ya, olabilir. 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 Mesela o, o arada o, o insanlar arada ne, ne yaşıyor? Ne ya oluyor? da Hı -hı. bitkisel hayatta, Hı -hı. komada. Bilmiyorum. O insanlar o anlarda ne yaşıyor bu benim kayıp, çok merak kayıp, ettiğim. Karanlık, şuur kapalı da olabilir. Açık da olabilir. Çevresini de görebilir. Başka bir boyutta bambaşka şeyler de yaşayabilir. Bunlar durumlar. Yani bu bizim kaderimiz demek, bizim programımız demektir. Bizim yapımız, yani biz seçim varlığıyız, biz akıl varlığıyız. Rüyanın içerisinde nasıl bilincinle mücadele ediyorsan o olaydan, yani bir çatıdan düşme, herhalde kimse kendisini çatıdan atmıyor rüyada. Herkes korunmaya çalışıyor. Burada da aynısını yaşarsın. Yani dünyadaki tutumun neyse rüyadaki de doğru, olur. doğru. Demek doğru. ki senin ana bir tutumun var, bir bilincin var. İşte bu tutumuna göre o alemde yargılanacaksın. Ve gittiğin alem öyle bir nokta ki, öyle bir şey ki. Artık orada senin iradenle bu boyutta topladığın her şeyin sana karşılık vereceği bir alem. Eller konuşacak, yüzler gözler konuşacak. Artık senin söyleyecek bir şeyin yok. Onun için Allah eskiler öyle demişler. Allah'ım işte cennetin cennetini al bizi cehennemin azabından kurtar filan değil. Tek dualar şu. Allah'ım iman üzere gidelim. İman üzere, eminlik üzere yani intisabımızı, rabıtamızı seninle koparmayalım. İntisap nedir? Yani intisap bağlantı demektir. Ona ne adına bakıyorsun? İşte Süleymaniye Camii'ne taş tuğla olarak da bakarsın ama eserin... Muhteşem bir eser olarak her, da bakabilirsin. Öyle de bakın. İşte intisap bu. Bu bakış açısına iman. Yani bu zaviyeye iman. Yani bu farkındalığa, bu yani 8. kapıdan bakmıyorsunuz dikkat et. 9. kapıdan da bakmıyorsunuz. 8. buçukuncu kapıdan bakıyorsunuz. 8. buçuk ne demek? Şu demek. 9'da da bir ayağı var. 8'de de bir ayağı var. İşte namazda sesin ne yükselt ne de alçalt. ikisi arasında bir yol tut. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Doğuların ve batıların Rabbidir. Zülcelal ve ikram. Bazen cennetle, bazen cehennemle. Biz bütün bu duygu durumları, bazen iman, bazen küfür, Bazen bataklık bazen lotus. Bunları deneyimleyerek bir karar vereceğiz. Ama dediniz ki bana yayın öncesi. fardam çok utanacağız dediniz. Tabii tabii. Yani ben evet. Çok utanacağız Ben utanıyorum, da. <laughs> utanıyorum. Yani şu açıdan utanıyorum. Allah'a karşı mahkum. İslam her şeye yeter bu arada hmm, diyor. Hmm. Yani hani başka arayışlar, başka anlam arayışları falan var. Bir kere mensup olduğunuz Din her şeye yeter diyor. Kubile Aktaş. Önce bir bunun bilincine varmamız ben gerekiyor. Ben bunu tecrübe ettim kendime. Yani Hani yapbozun eksik parçalarını başka türlü yollarla tamamlamaya çalışıyor. insanlar da evet. bir İslam'ı anlasa o eksiklik tabii, aslında tabii. kalmayacak. Yani, Nasıl utanacağız? Zaten e, mesele o insan kendini kandırmakta çok usta. Kendini manipüle etmekte, kendini hipnozda çok usta. Yani İslam'ın cevabını veremediği İmam Gazallerin, Farabi'lerin, Mutin'in, Mevla vesaire veremediği cevap yok. İslam tam ve bütün, kamil. Fakat e, bizim şey noktasında hani e, amel noktasında yani disiplin noktasında, çalışma noktasında tek düşünce yetmiyor işte. Yani bunu pratize etmek. E, o noktada bir kimseyi de kaldıramayacağından fazlasını yüklemiyor. Ama en azından karınca misali hani su götürmek bunun ne olduğunu kendi dünyamda hayretim arttıkça. Yani Allah varlığı ve bilinç o kadar açık ve net ki bunun bize karşı duyarsız olması ve benim ona karşı duyarsız olmam çok büyük bir ayıp. Ondan utanacağız. Kaçış. <laughs> Çünkü İslam'ın o kalitesini ve netliğini hep kendi kafamızdaki tasavvurlardan şey yaptık. Fakat sanki bana göre artık işi son sahne alemlerin Rabbi olan o bilince, o ilahi olana insan vicdanında kendini yargıladığında bunu net bir şekilde görecek, süreçte görecek yani. Öyle şeyler olacak, olacak ki olabilir. diyebilir miyiz? Yani? Ya yani sizin programda söylüyoruz, oluyor zaten. Olmuyor mu? Olmuyor mu? Olmuyor mu? Yani sonuç hep İslam'a çıkmıyor mu? Hep Peygamber'e çıkmıyor mu? Hep Kur'an'a çıkmıyor mu? Evet. Hep aileye çıkmıyor mu? Hep kadim değerlerimize çıkmıyor mu? Hep atalarımız doğru söylemiş olmuyor mu yani? Şeytanın Gerçekten. neler e, yaptığına bakarsanız ve şeytana hizmet edenlerin... Evet. Şirk dağılıyor. Açık ortada evet. her şey. Evet. Bugün bir video izledim. O kadar güzel yorumlamış ki beyefendi. Ee, tabii abartılı bir yorum yapıyorum ama demiş anlayabilmeniz için bunu söylüyorum şeytan bir köşeye çekildi onun yerine dünyada işini Netflix yapıyor demiş buralara bir bakın hmm. neler olup bittiğine bir bakın anlarsınız yani. zaten o konuyla ilgili sadece bir şey söyleyeyim bu Netflix meselesiyle ile hmm. ilgili şimdi dedik ya astralde oydu buydu bir sürü deneyimler var hmm. bu deneyimleri tevhide getirmediğiniz zaman bilinç askıda kalıyor e, bilincin askıda kalması demek bir noktaya bağlanmaması demek aslında o insanın çöküşü demektir. Tevhide bağlanmayan bilgi, bilgi demeye bile layık değil. Netflix'teki arkadaşlar, yönetmenlerin kullanmış olduğu bazı dış uyaranlardan tut, yaşamış olduğu iç uyaranlar bir hal yaşıyor. Ve o hal o boyuta aittir ve o boyutun gerçeğidir. Fakat onun bir manası var, o rüyanın bir manası var. Eğer sen o manayı tevil edemezsen, sadece o manayı referans alırsan diğer alemlere zulüm edersin ve kişiyi öyle bir gerçekliğin içine çekiyor ki kişide de özdeşleşme durumu vardır. Diyor ki herhalde budur diyor. Yani böyledir diyor. Böyle dedikçe de o gerçekliğin içine o gerçekliğin içine giriyor. Diğer gerçekliklerden kopmaya başlıyor. Kısaca insan programlanabilir bir makinedir. Ya bunu ilahi olan programlayacak, kendini ona göre programlayacaksın veya başkaları seni programlayacak. Net. Bu bir savaş değil. Allah'la şeytanın savaşı değil karanlıkla aydınlığın savaşı değil. Bu bizim bir sürecimiz ve yolculuğumuz. Bu dünyanın esprisi bu yani. Bunun farkına varmak çok önemli. Hayatımızın her noktasında seçim yapmak zorunda kalmıyor mu? Evet. Seçim. Seçim mıyız? Yani tercih, meyil. Kalp gözü nasıl açılır? İşte seçimlerimizi eğer ki ilahi olan <laughs> daha gizemli falan bir yolu yok herhalde, değil mi? Herkesin yapabileceği kalp, yani, bir şey. Yani şöyle kalp gözü şu bir anlamıyla işte e ee, yani bedenini hissedersin. Değil mi? Bedenini hissettiğinde zamanla hissedeni hissetmeye başlarsın. Hisseden başka şeyleri de hissediyor. Ee, yani ne dediniz? Kalp gözü nasıl, nasıl açılır? Derinleştikçe, latifleştikçe yani o dengeye geldikçe öyle derin dehlizlerinize doğru girersiniz ki öyle mercekler vardır. Teleskop dışarıyı gösteriyor ama Başka alemleri gösteren iç teleskoplar da var. Mikroskop içeriği gösteriyor ama enfüsü gösteren ve afakı gösteren. Enfüste ve afakta size ayetlerimi göstereceğim diyor. Yani bilimsel bütün aletlerin insanda bir iz düşümü vardır. Televizyonun da insanda iz düşümü vardır. İşte biz bir süreliğine dışarıdaki ve içerideki manaların derinliğini anlar ve bir karar verirsek nice açılmaya başlar. Bizde kalp gözünün açılması, israfın ortadan kalkması. Yani amel derken ibadet derken iman derken bunlar ana senkoplar. Bu senkoplar oturduğu zaman siz ihtinas, sıratel, müstakim optimum dengeye geliyorsunuz ve ee, şu bağışıklık sistemine bakın. Yani o hastalık geldiğinde nasıl onunla mücadele edin? Nereden biliyor o bilgiyi? Nereden? İşte sen de o aleme girdiğinde veya o alemden nereden bildiğini bilmiyorsun. Evet. Ama biliyorsun. İşte ruh budur. işte mucize budur. Bilginin nereden geldiğini bilmiyoruz. Bilmiyorsun ama, bil ama biliyoruz. Biliyoruz. Şöyle şöyle bir şey söyle diyor ki bilinmeyen bir şey bilinmeyen bir şey. Ne yaptığını yani e, bilmediğimiz şeyler yapıyor. Bilinmeyen bir şey, bilmediğimiz şeyler yapıyor ve biz bilmiyoruz ama bir açıdan da biliyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Aslında e, insan tek başına ve Rabbi yani o merkez, o tanıkladıkla o işte ihtinas sıratel müstakim üzere olan o senkoplarla kurmuş olduğu bağ oranında bazı şeyler açılmaya başlıyor. Onun için kalp gözünü açmak marifet değil. Kalp gözü kendiliğinden açılırsa bu güzel bir şeydir. Kalp gözü açılır ama kişi delirebilir. Yani delirebilir derken şöyle ee, fıtri olanlar vardır bir de hormonlu olanlar vardır. Yani istidraç vardır, keramet vardır. Eğer siz manipülasyonla bir evet. şey yapıyorsanız bu o manipülasyon bittiğinde biter ama içsel bir motivasyon varsa dışsal motivasyon değil içsel motivasyon varsa başka bir şey. Onun için bunlar istenmez, kalp gözünün açılması istenmez. Sen ibadete, doğru olana yönelirsin. Gerekirse o açılır. O istenmez. Yani onun peşine düşülmez. Hmm. Onun peşine düştüğümüz zaman hırs. Onun peşine düştüğümüz zaman kullanma. Yani Hırs da sebebi hasarettir. Yani onun için kalp gözü nasıl açılır ben size hemen açabilirim. Yani kalp gözü çok zor bir şey değil yani. Tabii ki. Ama sonucunda ne olacak? Yani oradaki o travmatik o aleme düştüğünde, o bilinç, o şuur haline geldiğinde durabilecek mi? Kaçarsın. Kaçarsın yani. Direkt konuşmazsın bile, dava edersin beni. Dersin ben ne yaptım dersin yani. Aklımı aldık. Sonra kendini toparlamaya başlarsın. Biz inanılmaz boyutlarla bağlantılı ve her şey olabilme potansiyelinde çok enteresan varlıklar. Ya evet işte. Çok psikopat Peygamberimiz yani. demiş ya Allah'ım hayretini arttır diye. Ha işte. Yani bunca işte araştırmanız, deneyiminiz, verdiğiniz ilisimler <laughs> değil mi? Kekli sürekli araştıran biri kendisi de öğrenmek için. Başka uzmanlık alanlarından kişilerden faydalanıyor, gidiyor, konuşuyor onlar. Bilgisini de sürekli arttıran biri Kubilay Aktaş. Hayretiniz gün geçtikçe artıyor mu ben insana dair? Ben aklımı nerede koruyorum biliyor musun? Kur'an ve sünnette. Ha çok uyguladığım, çok o, o anlamda değil. Gerçekten <laughs> öyle şeyler kendi dünyanda yaşıyorsun ki veya görüyorsun ki. Bu nedir ya ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Kapıyı çalıyorsun sadece. Ama çok hayret verici bir kapı çalma. Yani ben ağaçla olan ve yazıyorsun ağaçla olan diyalog. Ağaç konuşur mu? Sen ağaçla konuşur musun? Her şeyi zikreder diyor. Hani konuşmazsa oturup sohbet edelim değil. Her şeyin canlı olduğunun farkında mıyız? Yani biz burada işte o hayret çok önemli ya. Duyarlılık önemli. Nasır bağlamış, kabuk bağlamış diyor ya. Biraz o cehennem de gerekli işte. Cehennem bir laboratuvar, bir arınma. Hani bir ölüm hiç aklımıza geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Ya biri yani, biri öldüğünde. Gelsedir, geldiğinde. Yani ama başına geldiğinde. sağlık problemi yaşadığımızda. Ha, ama başına bir şey geldiğinde başka bir şey olmaya başlıyor değil mi? Bir dönüşüm yaşıyoruz. Çabuk da unutuyoruz ama. Çok çabuk. E, ah diyoruz o da, ya bir günlük dünya ölüm var diyoruz o da, o da intihar ah ertesi gün <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz ama başına bir şey geldiğinde onun bir etkisi seni sıçratıyor tabii, yani düşünmek değil i̇llaki. başına geldiğinde işte yani Allah'tan şunu istemek lazım aslında. Allah'ım beni dost doğru yoluna ilet. En bana dua, bu mu? En doğru. Do Allah'ım beni dost doğru yoluna ilet. Hadi bir dua edin öyle bitirelim. <laughs> yani ben şöyle diyorum. Allah'ım beni dost doğru yoluna ilet. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden sana sığınırım ve ilmimi arttır. Marifetullah yakınlığımı arttır. Yani sen bana hidayeti nasip et. Yani bu bakışı, bu sanatı, bu güzelliği görmeyi bu duyarlılığımın artmasını nasip. Yani arttır Duyar, ya, yakınlığımı arttır yani. Ben şöyle bir şey yapıyorum mesela. Artık çözümüm şu. Yani kendi dünyamda çözümüm. Nefsimin bir boyutu var. Sizin de nefsiniz var. Ben artık kendi nefsimden çıktım. Sen de diyorum kendi nefsinden çık. Bak burada gerçekler var. Yani ikimiz de buna uyalım. Bu yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ecdat bunu böyle yapmış ve İslam'ı doğru uyguladığınız takdirde neticelerini alıyorsunuz, görüyorsunuz. Ya bu kadar çok spiritüel alem içerisinde karışmanın sebebi ne biliyor musunuz? Bu kadar insanların askıda muallakta kalmasının Hı -hı. sebebi ne? İşte o tevhide bağlanmadığı için. Ee, yani tevhide bağlanmadığı derken aslında o tevhide bağlanmanın pratiği de olmadığı. Belki hani kimseye eleştirmiyorum. Kendi dünyamdan biliyorum. Ne zaman ki ben bunlara uyduğum sistem çalışıyor. Ne zaman ki uymadığım Allah Allah'ım Allah'ım darmadım. Ya öyle israf ki. Evet. e, dua ederken Kubilay abi Allah'ım yakınlığımı arttır dediğinde ben o yakınlığı o anda bile hissediyorum ve eh. Allah'la yakın olma duygusu o cümleyi du duymam bile böyle insanla bir şeye sebep ediyor. Evet. Gözlerim doldu mesela siz evet. onu söylerken. Yani bunun duygusu buysa. Tabii, tabii, ya, bir de şey onun nasıl? daha da yani. ötesini düşünsenize. Anladım. Yani ne için yaşıyoruz Çok ya? Da. Tabii canım. Ne, ya ne için, ya? için ne yaşıyoruz? Bu dünya niye, niye evet. var? Niye Acayip, yani. <laughs> Acayip. Ölüm varsa, ajayip. ölüm varsa hiçbir anlamı yok. Hiçbir yani. anlamı yok. O zaman bitti. Sistemi çalıştırmak ve sistemin doğru çalışmasını sağlamak için de üzerimize düşenleri yapacağız. Ya aynanı karşısına bakalım ve Fatih'a e okuyalım ve kendimize bakalım yani. gerçek tefekkür. 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 tefekkür Ruhumuzu bir an önce cennete hazırlamamız gerektiğini anlıyorum ben bu yayından. Evet. Ee, ez cümle bunu Aynen. söyleyebiliriz. Evet. Vakit yakın diyor. Ee, Her bu bir ay ferda görmese bile. Ondan sonraki tamam, nesil tamam, görebilir. Tamam, tamam. Eşege geldi. Final noktasını eşiye geldik diyor zaten. Belki biz görebiliriz. Allah'ın katında olan bir bilgi olduğu için bilemiyoruz. Ama e, yakın olduğumuzu kadar çok konuktan duyuyorum tamam. ki. E, o zaman biz de ona göre hareket Tabii. edeceğiz. Çünkü belirlendi inşallah. <laughs> Kubilay Aktaş çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz ediyorum. gerçekten böyle teşekkür ruhuma ilaç gibi gelen bir sohbet Benim oldu. Allah öyle hani zorlu da bir şeyin, dünyevi bir meselenin içinden evet, geçerken, evet. dünyevi Aynen. meseleler de var biliyorsunuz. Evet, Sağlık onların başında geliyor. onlardan e, Onlarla meşgulken bu sohbet bana ilaç gibi geldi. İnşallah izleyicimize de aynı İnşallah. şekilde geçmiştir. Kadim Bilgelik Okulu Kurucusu Kubilay Aktaş bizimleydi. Evet. İzlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek dileğiyle, hoşçakalın.